Şimdi burada denklemler konusuyla ilgili bilmemiz gerekenlere bir bakalım. A ve B reel sayılar ve A sıfıra eşit olmak üzere eşit değildir. Olmak üzere AX artı B şeklindeki ifade edilen denklemlere ne diyoruz? Birinci dereceden bir bilinmeyen. Yani X'in derecesi bir olduğu için birinci dereceden bilinmeyen sadece X olduğu için bir bilinmeyen denklem. Buradaki eşitliği sağlayan X değerine denklemin kökü denir. A sıfıra eşit değil iken denklemin kökü nasıl bulunur? B'yi karşıya atıyoruz. Eksi B. A'yı da yanına bölerek attığımızda yani X'i yalnız bırakıyoruz. Bu bulduğumuz X'e ne diyoruz? Denklemin kökü. Çözüm kümesi de eksi B bölü A. Şimdi A da 0, B de 0 olursa 0 eşit 0 gelir ya da işte 2 eşit 2, 3 eşit 3 gibi sayılar çıkarsa o zaman çözüm kümesi ne oluyor? Reel sayılar yani bütün sayılar. Eğer A 0'a eşit yani x'in katsayısı 0 olur. B 0'a eşit olmazsa şöyle sonuçlar çıkar. Mesela 6 eşit 0 gibi. Böyle bir sonuç olamayacağı için bu nedir? Çözüm kümesi boş küme olarak söyleyeceğiz. İşte örnekte her gerçel sayı için sağlıyorsa yani çözüm kümesi reel sayılar ise A artı B toplamını soruyor. Ne yapacağız? Hem x'in katsayısını 0 eşitleyeceğiz hem de sabit sayımızı 0 eşitleyeceğiz. Eşitlediğimiz zaman burada ne çıkar? İkisini de 0 eşitlediğimizde A'yı işte 2 B'yi eksi 2 olarak bulduk. Toplamı da 0. Sorularımızda denklemi x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyen denklem olduğuna göre. Birinci dereceden dediği için burada ikinci derece var. O zaman bunun katsayısını 0 yapmam lazım ki onu kaybetmem lazım buradan. M eksi 3'ü 0 eşitlediğinde M buradan ne çıkar? 3. Bir bilinmeyen denklem olduğuna göre burası giderse m'yi buraya yazarsak buradan eksi 12x artı 1 gelir eşittir 0. Bize x'i sorduğu için x'i yalnız başına bırakırsam eksi 12x eşittir eksi 1. X de buradan eksi 1 bölü eksi 12'den o da eşittir 1 bölü 12 olarak buluruz. Denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Yine burada önce dağılma özelliğimizi uygularsak 3x artı 12 eksi x eşittir 4x artı 5. Burada x'li ifadelerin hepsini bir tarafa alalım. Sayıyı bir diğer tarafa. 3x'den x çıkarsa 2x eksi 4x olarak geçti. Burada da karşıya 5 eksi 12 oldu. Eksi 2x eksi 7'ye eşit. X buradan ne çıkar? 7 bölü 2. Denklemin köklerinden biri 2 olduğuna göre yani x neymiş? 2. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam 2 çarpı m eksi 2 artı 3 çarpı 2 eşittir 12. Buradan 2m eksi 4 artı 6 eşittir 12. Sayıları karşıya yollarsak 12'den 6 çıktı. 6, 4 artı 4 eşittir 10. M buradan ne çıkar? 5. Denklemi x'in bütün reel sayı değerler için sağlandığına göre o zaman nedir? Hem x'in katsayısı hem de diğer sabit sayımız 0'a eşit olacak. A eksi 3'ü 0'a eşitlersek A buradan 3 çıkar. B artı 6'yı 0'a eşitlersek B buradan eksi 6 çıkar. O zaman A çarpı B 3 çarpı eksi 6'dan o da eşittir eksi 18 olur. Denkleminin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre diyor. Boş küme olduğuna göre biz önce bunu bir düzenlersek mx artı 3 burayı dağıtıp karşıya yollayacağım. Eksi 3x 3 kere 2 6 bir de burada 7 vardı. Eksi 7 eşittir 0 şu hale geldi. Burada neydi? Boş küme için x'in katsayısı 0 olacak. X parantezine alırsam m artı 3 gelir. 3 ile de eksi 7'yi toplarsak eksi 4 eşittir 0. Yani ben şurayı 0 yapmam için m eksi 3 olur. Pardon, şurada bir hata yaptık. Şurayı eksi 3x diyecektik. Şurası eksi 3. Şöyle düzeltelim. Burada x parantezini aldığımız zaman m eksi 3 gelir. Burada da eksi 4 eşittir 0. Şuranın 0 olması için m eksi 3'ü 0'a eşitlersek m buradan 3 vururuz.
Denklemenin çözüm kümesinin boş küme olması için, boş küme olması için nedir? X'in katsayısının 0 olması lazım. Ama önce ben ne yapacağım burada? Hepsini düzenleyeceğim. 3x eksi 3a, şu çarpmayı da attım. Artı 2x eksi 5x artı a eksi 4 eşittir 0. Bunu düzenlersek 3x 5x yaptı. 5x 5x'ten de 5x çıktı. 0. Buradan eksi 3a ile a'yı toplarsak eksi 2a eksi 4 eşittir 0. Şimdi çözümün boş küme olması için burada bir sayı bulmam lazım. Ama ben burada sayı değil de 0 eşit 0 olursa çözüm kümesi bütün reel sayılar olur. Ne yapacağım ben burada? Eşit değildir 0 olması için. A buradan ne çıkar? Eksi 2'ye eşit olamaz.